Eskrim sporunun zevk ve heyecanla seyredilen uluslararası 2. Ankara Eskrim Turnuvası müsabakaları Kasım'ın 19, 20 ve 21. günleri Ankara'da yapıldı. Organizasyonun her bakımdan mükemmel olabilmesi için hazırlıklara aylarca önce başlanmıştı. Bu sebeple teşkil edilen komite, Eskrim Federasyonu Başkanı ve üyeleriyle birlikte defalarca toplandı. Bu toplantılarda en küçük teferruata kadar inilerek müsabakaların kusursuz olarak tertiplenmesine çalışıldı. Ve böylece federasyon heyeti ve organizasyon komitesi yapılan hazırlıkları son olarak bir kere daha gözden geçirdiler. Müsabaka sonuçlarının basına ve ilgililere zamanında verilebilmesi için teşkil edilen basın ve neşriyat bürosu, turnuva müddetince her an görevi başındaydı. Önceden alınan yerinde bir tedbirle, müsabakalar esnasında meydana gelen bazı silah arızaları, mütehassıs elemanlar tarafından en kısa zamanda giderildi. Flöre elemeleri 19 Kasım sabahı, saat 9'dan itibaren Ankara Eskrim Kulübü salonunda başladı. Müsabakalara aralarında Efe Dünya Şampiyonu, Avusturyalı Roland Lozert, Flöre Dünya ikincisi Fransız Daniel Revenu ve dünya klasmanında sayılı isimler arasında yer alan Macar Pal Nagy, İtalyan La Ragione ve Bulgar Asen Diakovski gibi değerlerinde bulunduğu 8 milletin ünlü eskrimcileri iştirak ettiler. Türkiye, Almanya, Avusturya, Bulgaristan, Fransa, İtalya, İran, Macaristan ve Yugoslavya'nın bu değerli eskrimcileri böylece çetin bir mücadeleye başladılar. Mücadele hakikaten çetindi. 42 sporcunun katıldığı bu karşılaşmalarda, nihayet Yaşar Doğu Salonu'nun şeref pistinde yer alacak olan 8 finalist belli oldu. Şimdi final müsabakalarının yapılacağı Yaşar Doğu Salonu'ndayız. Eskrim Federasyonu Başkanı Halim Tokmakçıoğlu kısa bir açış konuşması yaptı. Bunu müteakip, salonu dolduran binlerce seyirci önünde, Bursa Emir Sultan Kılıç Kalkan ekibi tarafından güzel bir gösteri yapıldı. Eskrimde final müsabakaları çok önemlidir. Final pistinde oynamak her eskrimci için bir idealdir. Ancak üstünde müsabakalara katılan sporculara şeref kazandıran bu sahalar aynı zamanda birer imtihan yeridirler. Müsabıklar, hakemler, idareciler burada seyircinin titizlikle izledikleri bir ortam içindedirler. Muvaffak olmak için bütün gayretler buraya teksif edilir. Şimdi Flöre'nin, bu en teknik silahın 8 finalisti, bu büyük mücadelenin gayreti içindedirler. Avusturyalı dünya şampiyonu Lozert, dünya ikincisi Fransız Daniel Revenu, İtalya'nın en değerli flörecisi, milli eskrimci La Ragione, Türkiye'nin iki genç değeri Nevzat Kılıcıkan ve Üsteğmen Şevket Turgay, Macaristan'ın milli eskrimcisi Pal Nagy, Bulgaristan Flöre şampiyonu Gretchenliev ve Alman milli eskrimcilerinden Salevski, ferdi mücadele sporunun en güzel örneklerini verdiler. Seyirciler bu çok mükemmel spor dalının inceliklerini kavradıkça, müsabakaları gittikçe artan heyecan ve zevkle takip ettiler. Nihayet bu mücadele, dünyanın en büyük eskrimcilerinden olan ve dünya Flöre ikincisi Fransız Daniel Revenu'nun turnuvanın Flöre şampiyonluğunu kazanmasıyla sona erdi. İkinciliği Avusturyalı Lozert,
üçüncülüğü İtalyan La Ragione aldılar. Derece alanların mükafatları merasimle verildi. Kasım 1965 Cumartesi günü, turnuvanın epey karşılaşmalarından evvel, bayan eskrimciler de aralarında küçük bir gösteri yaptılar. Çoğu lise ve üniversite öğrencisi bulunan bayan eskrimcilerin bu müsabakaları da ilgiyle izlendi. Müsabakaları, bir gün evvelki Flora elemeleri gibi Ankara Eskrim Kulübü salonunda başladı. Gece ise, yine Yaşar Doğu salonu, bütün günün mücadelesinden galip çıkarak finale kalan 8 kuvvetli epecinin çetin karşılaşmasına sahne oldu. Finalde, dünya şampiyonu Avusturyalı Lozer, Yugoslav milli eskrimcisi Savic, Macaristanlı ünlü epecilerinden Palnagi ve Türkiye'nin hepsi milli olmuş değerli eskrimcilerinden Nihat Ateşöz, Nefi Güven, Taceddin Özışık, Hüseyin Sözen ve Sümer Hetman yer almışlardı. Yaklaştıkça heyecan gittikçe büyüyordu. Dünya şampiyonu Lozert ile ünlü Macar epecisi Palnagi arasında yapılan şampiyonluk maçı son derece zevkli ve heyecanlı geçti. Ve Palnagi son tuşunu da yaparak turnuvanın epe şampiyonu oldu. Mükafat tevziği bir gün önceki gibi yine düzenli bir şekilde cereyan etti. Turnuvanın son günü 21 Kasım 1965. Bugünkü müsabakalar kılıç karşılaşmaları. Sabahtan beri mücadele etmiş 8 finalist piste yer aldılar. Sonra turnuvanın son mücadelesi başladı. 3 ünlü Türk eskrimcisinin Kemal Mısırlı, Nihat Mısırlı ve Yılmaz İlker'in yer aldığı final müsabakalarına Bulgaristan'ın en tecrübeli milli eskrimcilerinden Hasan Diokovski, Fransa'nın Flore'de dünya ikincisi olan Daniel Revenu ve yine Bulgaristan'ın kılıç şampiyonu Boris Stavrev, Yugoslavya'nın milli kılıççısı İştvan Maşa ve Radoslav Fabianić katıldılar. Seyircilere gittikçe artan heyecanlı dakikalar yaşatan kılıç karşılaşmaları, daha evvelki günlerde yapılan müsabakalardan farklı olarak elektrikli aletlere bağlı olarak yapılmıyordu. Tuşları elektrikli aletler değil, bir baş hakem idaresinde 4 yan hakemden kurulu bir hakem heyeti tespit ediyordu. Seyircilerimiz, hususi kaidelere bağlı olarak hakemler tarafından verilen kararları takdirle ve alkışlarla karşılayarak dünyanın en kaliteli eskrim seyircisi olduklarını ispat ettiler. Yabancı eskrimciler ise seyircilerimizin spor seviyesinin hayranı olduklarını söylemekten bilhassa zevk duydular. Böylece kılıç müsabakaları da heyecan dolu alkışlar arasında tamamlanmış, 3 günden beri devam eden gerçek bir mücadele sporu olan eskrim karşılaşmaları sona ermişti.
Afat tevzi için derece alanlar piste çağrıldılar. Şampiyon Bulgar kılıççısı Asen Diakovski, ikinci Macar Daniel Revenu ve üçüncü Türk eskrimcisi Kemal Mısırlı mükafatlarını alkışlar arasında aldılar. Nihayet turnuvaya iştirak eden yabancı idarecilere Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından hatıra olmak üzere hediyeler verildi. Bu suretle uluslararası ikinci Ankara Eskrim turnuvası da başarıyla son.